Diyelim ki 4,36'nın karekökünün ne olduğunu tahmin etmek istiyoruz. Yani bu ifadenin aşağı yukarı ne olacağını bilmek istiyoruz. Fakat elimizde bu işlemi yapacak bir hesap makinesi yok. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Karekök 4'ün değerini biliyoruz değil mi? 4'ün asıl karekökü artı 2 eder. O zaman bu ifadenin değeri 2'den biraz daha büyük bir şey olmalı. Ama diyelim ki bundan daha kesin bir sonuç elde etmek istiyoruz. İşte size bu videoda bunu nasıl nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Bir fonksiyonun değerini tahmin etmek için bildiğimiz bir yakın değeri, nasıl kullanabileceğimizi gösteren bir yöntem anlatacağım. Peki şimdi ben ne diyorum? Diyelim ki elimizde bir fonksiyon olsun. f eşittir, kare kök x şeklinde bir fonksiyonumuz olduğunu düşünelim. Bu aynı zamanda x üzeri 1 bölü 2 ile aynı anlama gelir değil mi? F2'nin değerini biliyoruz. F2'nin değeri, aa, özür dilerim, F4'ün değerini biliyoruz değil mi? F4 eşittir, karekök 4 olur, o da 2 eder. Şimdi de 4,36'nın, evet 4,36'nın değerini tahmin etmek istiyoruz. Videonun başındaki soruyu bu şekilde sormuş olduk. Şimdi öncelikle fonksiyonumuzu düşünelim. Buraya eksen takımımızı da bir çizeyim. Burası y eksenimiz, burası da x eksenimiz ve buraya y eşittir fx'in grafiğini çizelim. O da diyelim aşağı yukarı şöyle görünsün. y eşittir fx'in kabaca böyle bir grafiği olacak. Tamam. Şimdi bu y eşittir fx'in grafiği oldu. f4'ün 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. Burası x eşittir 4. Grafiği tam doğru çizmemiş olabilirim ama umarım yeterince açıktır. Peki burası da 2 olacak. Yani f4 ve tahmin etmek istediğimiz değer de f4,36. O zaman 4,36 buralarda bir yerde olacak. Aşağı yukarı burada olması gerekiyor ve buradaki y değerini de tahmin etmeye çalışacağız. Burası f4,36'ya denk geliyor. Bunu yapmak için elimizde bir hesap makinesi olmadığını varsayıyoruz. Peki, bunu var olan türev bilgimizle nasıl bulabiliriz? Şimdi ilk olarak bu noktaya teğet olan doğrunun denklemini bulmaya çalışalım. Tam olarak bu noktaya teğet olan doğrunun denklemini arıyoruz. Yani x eşittir 4'deki teğet çizgisinin denklemini bulacağız. Ve bu lineerizasyondan faydalanarak yani çevresindeki noktaların değerini tahmin etmekte kullandığımız ve yerel lineerizasyon adını verdiğimiz tekniği kullanarak tahmin etmeye çalışalım. Burada şunu demek istiyorum. Bu doğrunun denklemini Bulmaya çalışalım, buna da l x diyelim. Sonra da bunu kullanarak 4.36'daki değerini bulalım. Ve bu umarım yukarıdaki fonksiyonun değerini bulmaktan daha kolay olur. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bir çizgiyi ifade etmenin birçok yolu var, ama bunu şu şekilde düşünelim. l x eşittir f 4 olacak. F4 olacak. O da 2 edecek. F4 artı x eşittir 4'teki eğim olacak. O da f üssü 4 edecek. Yani l x'in eğimi f üssü 4 öyle değil mi? Bunu daha açık yazayım. Buradaki terim eğimi ifade ediyor. x eşittir 4'teki eğim. Yani bütün bu çizginin eğimi. Dolayısıyla bu çizgi üzerindeki herhangi bir noktayı f4 artı eğim çarpı x eşittir 4'ten ne kadar uzakta olduğumuzla bulabileceğiz. Yani çarpı x eksi 4 olacak. Şimdi bunun bir anlam ifade ettiğinden emin olalım. Buraya 4,36 koyduğumuz zaman evet 4,36 koyduğumuz zaman ama bir saniye grafiğe biraz daha yakınlaşayım ki her şey daha net görünsün. Evet biraz daha yaklaşayım şu şekilde yakınlaşalım bu bölgeyi daha yakından görelim. Şimdi noktamız burası. Burası 4 virgül F4 noktası ve Lx'in grafiğini çizeceğiz. Onu da şöyle yapayım. Bu çizgi Lx'e ait ve diyelim ki bu nokta evet buradaki nokta 4 virgül 36 virgül F4,36 noktası ve bu noktanın değerini, evet bu noktanın değerini çizgideki bu noktanın değerini bularak tahmin edeceğiz. Peki bu noktanın değeri ne? Çizgideki bu nokta 4,36 virgül L 4,36 noktası. Yani çizginin x eşittir 4,36'daki değeri. Peki bu kaç olacak? Şimdi buna bakalım. Doğrudan hesaplayabiliriz. L4,36 eşittir F4 yani 2 artı türev. Bu çizginin eğimi F üstü 4 çarpı x eksi 4. O zaman buraya 4,36 eksi 4'den çarpı 0,36 yazacağız. Bu aslında gayet mantıklı. Tamam x'teki değişimim 4,36'ymiş. O zaman y'deki değişimim de eğim çarpı x'teki değişim olmalı ki bu değere ulaşabileyim. Öyleyse bu ifadenin aslında kaç olduğunu hesaplayalım. Bunu yapmak için önce f üssü 4'ün değerini bulmamız gerekiyor. O zaman şuraya geri dönelim. Şimdi bakalım f üssü, f üssü x eşittir 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 olacak değil mi? Buna kuvvet kuralıyla ulaşıyoruz. f üssü 4, f üssü 4 eşittir 1 bölü 2 çarpı 4 üzeri eksi 1 bölü 2. O da eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eder. 4 üzeri 1 bölü 2, 2 ise 4 üzeri eksi 1 bölü 2 de 1 bölü 2 olur. Yani burası 1 bölü 4 ediyormuş. O zaman L 4 virgül 36 eşittir. F4 artı F üstü 4 artı F üstü 4. Bunu sarıyla yazayım. Artı f üssü 4 çarpı 4,36. 4,36. Bunu aslında yeni bir renkle yazayım ki daha net görelim. 4,36 çarpı 4,36 eksi 4. Eksi -4, 4. Bütün 4'leri de aynı renkle yazayım ki aynı 4 olduklarını görebilin. Evet işte böyle. Belki bu ifadenin sonucu ne olacak? Bunun sonucunu önceden bulmuştuk. Artı 2 ediyordu. Bunu da bulduk. Burayı sarıyla yazayım. Burası da 1 bölü 4'tü. Ve bu kısımda 0,36 ediyordu. O zaman eşittir 2 artı 1 bölü 4 çarpı 0,36 eşittir 2 artı 0,09 o da eşittir 2,09. İşte böylece tahminimizi bulmuş olduk ve çizdiğimiz şekle bakarsak 4,36'nın kare kökünden biraz daha büyük bir değer bulmuş olmamız gerekiyor. Bulduğumuz bu sonucu yukarıya da yazarsak kare kök 4,36'nın tahmini değeri şöyle yazayım. 4,36'nın kare kökünü yani f 4,36'nın tahmini değerini yaklaşık olarak 2,09 bulmuş olduk. Şimdi. Diyelim ki hesap makinemizi bulduk ve bunun ne kadar yakın bir tahmin olduğuna bakmak istedik. Şöyle bir hesap makinesi çıkaralım. 4,36'nın karekökünün değerine bakarsak 2,088 olduğunu görüyoruz. Yani aslında %1'ler basamağına yuvarlayacak olursak gördüğümüz gibi çok yakın bir tahminde bulunmuşuz. Ve çizdiğimiz bu grafikte de görüyoruz ki bulduğumuz değer asıl değerin birazcık daha yukarısında kalıyor.